Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalı hepinize hoş geldiniz. Bugün İspanya milli takımını yorumladık. Almanya milli takımını yorumladık. Ve bugün... Tamam keçi olmuyor. Keçi takılı yakışıyor mu? Keçilere daha çok yakışıyor. Bugün Portekiz milli takımını ve şu anda görselde Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz. İki videoda da hoş geldin diye başlamadım sana. Hoş geldin kardeşim. Çok hoş buldum. Harbiden mi? Bir önceki video ne zaman atarım bilmiyorum ama kol kaslarımla ilgili hatta Yasin İnanılmaz. Öpmeye kalkmıştı videoyu. Bu arada Serdar'ın çorabı da Portekizli. Evet. Kardeşim buna özel. Gerçekten bak. Bu kadar Portekiz'e saygı duyma. Gerçekten. Beni çok heyecanlandırdı. Boxer'ım da benziyor. Hatta Ronaldo var ön kısmında ama onu gösteremeyeceğim şu Ronaldo anda. Yalnız, biliyorsun bir marka onunla da ilgili iç çamaşırlarını şey yapıyor. Ronaldo yorumuyla başlayacağız. 101 Ronaldo'ya alsa çok fazla bir şey söylemek gerekmez. Ben aslında şöyle bir mantaliteden bakacağım. Şimdi biliyorsun ki Rummenigge'yi falan Van Basten'i oynadın. Kesinlikle. Birçok 100 overall Del Piero, Adriano ile oynadın. Bu 101 overall Mbappe'lerle falan da oynadın. Hepsiyle oynadın. Ronaldo ile 101 Ronaldo ile oynama imkanın oldu mu? Olmadı hiç. Benim de olmadı 101 Ronaldo ile. Ama şunu söyleyeyim tabii Emin'in hesabında bir kere oynamıştım. Oyunun en iyi forveti diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Hacı'cığım şöyle bir şey var. Sen Boxer'ını falan mı gördün? Çok çok ciddi anlamda söylüyorum. Yani oyunun ikonlar dışında bence hani ikonla kimi kıyaslayabilirsin Ronaldo'yu? Bence Rummenigge. Çok keyif alıyorum. Gerçekten de hani böyle Ronaldo ile Rummenigge'yi yan yana oynattığınızda inanılmaz bitirici, inanılmaz böyle bir rakibi yok edici bir ofansif hattınız olur gibi geliyor bana. En iyi kart herhalde Serdar. Bunun daha üstü yok. Evet. Sanki daha önce 101 Ronaldo gelmişti. Geldi. Doğru onu hatırlıyorum. Yani bitiriciliği, kafası, pasları, ofansif farkındalık zaten 99 sıçraması. Bir hızı o da herhalde yaşına istinaden biraz hızı düşmüş olarak görünüyor. Yani zayıf bu adama söylenecek kullanıma. Bir şey yok. Zannediyorum herkesin hedefi Ronaldo'dur Portekiz'den. Bunun kimse aksini iddia edemez. Eğer 101 Ronaldo'nuz yoksa 97 bende 98 vardı Serdar SLX ama olsa 3600 satmış. Hacı kesinlikle Ronaldo. Şey ama taklalı arabaydı değil mi? Hacı biraz pertti ama. Değil mi? İyiydi. Hacı bence herkesin hedefi Ronaldo olma bulduğunuzda da evin içinde şöyle bir sevinç koşusu yapmanız lazım. Ümidi gibi. Ümidi de bir ara koşmuştu. Kim o? Bir tane kanal ya. Hatırlamıyorum. Bernardo Silva. Bernardo Silva benim en çıkardığım oyunculardan bir tanesidir. Ve ilk çıkardığım zaman inanılmaz keyifliydi. Bu tabii daha iyi kartı. Bernardo Silva. OOS'de 98, Go'da 97, kanatlarda 95-93, sağ açık forvette 98, GF'de 94, SF'de 92, sağ forvette 92 oluyor. Ben böyle bir şey gördüm. Sen gördün mü? Ben gördüm. Geçen yaz tatilde görmüştüm bir şey. Ama şunu söyleyeyim, Bernardo Silva inanılmaz joker bir oyuncu. Ne düşünüyorsun Bernardo Silva hakkında? Zannediyorum Portekiz'den Ronaldo'dan sonra ikinci herkesin çıkarmak istediği isim olabilir. Daha diğerlerini görmedik gerçi ama. Hani şu ana kadarki olarak söyleyeyim zaten iki adam çıktı. Evet. 9 tane bölge görüyoruz şu anda ve 9 bölgede de 92, hani 90 bile değil, 92'nin altında bir özelliği yok. Yani şu yeşilleri görüyorsunuz arkadaşlar, dengesi, dayanıklılığı. Hızı, hızlanması, ofansif farkındalığı, top sürmesi, sıkı top tutması. Hacı top kontrol falan 99 çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sen kız olsan sanki... Verirdim. Ya 300 koyayım verip olurdu. Çünkü kısa boylu Bernardo Silva. Kısa boyların daha etkili olduğu söyleniyor bu konuda. Hiçbir zaman böyle zora koşmuyorsun. Hep kolayı istiyorsun. Aynen. Ama bence Hacı böyle biliyorsun bende biraz Dybala şeyi var. Hastalığı. Dybala ile de bir takım özel şeylerimiz oldu. Twitch'te anlatalım. Ama yani Dybala'yı falan affedersin diker atar yani. Allah kesinlikle. Allah. Yani şöyle söyleyeyim. Bernardo Silva'yı çıkarıp Ronaldo'yu çıkarmadım Allah'ım demeyin. Unutturur size. Geçebilirsin canım. Unutturur bize. Senin futbol bilgine. Rui Patricio. Arkadaşlar biraz önce Kepa bütün hepsi 99'du. Tabii diğer videoda. Bunun uzaklaştırması 91 ki uzaklaştırma çok fazla kişinin dikkat etmediği bir şey ama uzaklaştırma çok önemli. Top geldiğinde kaleci vuruşlarını anında vuruşlarda rakibe gönderiyor 91'de. O yüzden büyük bir sıkıntı. 20 seviye Rui Patricio hiçbirinin kalesinde görmedim. Herhalde bu kartını da görmeyeceğim ama ne düşünüyorsun? Bir cümleyle alalım. Şöyle söyleyeyim. Kısa ve net bir cümle kullanacağım. Bir daha konuşmayacağım bu oyuncu hakkında.
Çıktığı zaman silin. Gerekirse beyaz kaleci bulun bir tane. Yetenek abisem ona DP basın. Başka peki Rui Patricio'nun şut gücüne ne diyorsun 92? Onu ofansa hani geçince başka bir cümle kurmayacaktın. Rui Patricio ile ilgili. Tuzağa düşündüm. Göt oldun işte. Bruno Fernandes. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim beyler. Hacı bu dediğimi de unutma. Korona yok bende. Buraya yazıyorum gene. Beyler biliyorsunuz Cristiano Ronaldo Manchester'da patladı. Değil mi Serdar? Lizbon'da evet. Hani biraz kendini gösterdi. Lizbon'da gösterdi. Bakın bu adam kaç yaşında Serdar? Hani bu özelliği biliyorsunuz herhalde programı sunduğuna göre. 22. Kaç? Bir şey demeyeceğim ben. Bruno Fernandes 4-5 yıl sonrasının en iyi oyuncusu olacak. Altın top ödülleridir. Bilmem nelerdir zaten yakın zamanda ya Madrid'de ya Barcelona'da görürüz. Bu dediğimi unutmayın. Oyunun PES 24'te 25'teki en iyi kartlarından biri olacak Serdar. Şut gücü 98, hızlanması çok iyi değil. Hani diyordum ya sana Ronaldo'dan sonra Bernardo Silva. İşte bir diğer oyuncu da Bruno Fernandes. OOS'ye koy zaten asıl mevkisi orası. 97. Hani GF'de falan göbekte oynuyor. DOS oyuncusu asla değil ama pasör özelliği çok iyi. Ve son vuruşları çok iyi Serdar. Zaten şut gücüne yansımış. 98 olarak görünüyor. Dayanıklılığı da 94. Bence çok iyi. Zayıf değil. Yani aldığınız zaman kesinlikle ama kesinlikle memnun kalacağınız bir isim. Sana şöyle söyleyeyim. PES 2021'de hani burada PES 2020'de 85'te gelmiş ya 89'un altına gireceğini asla düşünmüyorum. 89'un altında asla. Gelirse ne olur? Evimi biliyorsun. Peki. Pepe! Pepe çok üzülüyor. Arkadaşlar 18 seviye Pepe kadayıf olmuş bazı yerleri Pepe. Aynen. Ama şimdi bir Beşiktaşlı olan biri Pepe'yi kadrosuna görmek belki ister. Bir kere ister. Pepe karaktersiz bir adam. Aynen öyle. Tepki gelecek ama. Gelsin ya. Allah, ya bu götün bu dediğine bakıp dislike atmayın arkadaşlar. Ben Pepe'nin doğru düzgün bir sen adam olduğunu sen bu adamın Getafe'li bir adamı tekmelediğini biliyorsun. Getafe'li adam ceza senin kardeşin mi? Ya kardeşim değil. Bu doğru bir şey mi? Pepe tekmeliyorsa tekmeliyordur. Ben Beşiktaşları karşıma alamam kardeşim. Arkadaşım. Eğer bir şey varsa Pepe tekmeliyorsa tekmeliyordur. Beşiktaş'ta bir yama oldu o adamın. Yok olmadı adam gibi oynadı. Kardeşim ben ama anlamam. Kanı bozuk. Beşiktaşlar like atsın. Kanı falan bozuk değil. Ben bir test de yaptırdım. Bir dakika. Bana katılanlar 31, Serdar'a katılanlar 62 yazsın. Kanı bozuk diyorsanız Pepe'nin 31. Çok ciddiyim. Yorumlara bakacağım tek tek. Altına hatta yorum yazacağım fake bir hesaptan. Serdar'a katılanlar 62 yazsın. Arkadaşlar ben Pepe'nin hırçın bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama ne olursa olsun Beşiktaş görmüş bir kardeşimiz olduğu için yaptığının arkasındayız. Tabii ki de bir adamı tekmelemesi. Sen dışarıdan 2 Beşiktaş'ı çağırayım da burada bir şey yapalım. Messi'ye falan zamanında La Liga derbilerinde abi, yaptığını biliyoruz ama. Beşiktaş'a bu adamı niye kıyaslıyorsun ki? Beşiktaş'ta, olsun. Ülkemizi Beşiktaş tercih. Türkiye'mizin en güzide kulüplerinden en eski kulübüdür Beşiktaş. Evet. Bu çok bambaşka bir şey ama ben Pepe'nin mesela Melo için de aynı şeyi söylüyorum. Melo için öyle bir şey diyemem. Hayır öyle bir şey diyemem. Bu kadar basit. Hayır Galatasaraylıları da karşıma alamam. Melo bence gerçekten ben çok iyi bir oyuncu. Ben lafım yok. Kanı bozuyor. Hayır. Bir daha da bir de Emre Belözoğlu'nun işin içine katarsan burada var videoyu kapatırım. Emre'nin de futbolda kanı bozuk. Hayır. Kimsenin kanı bozuk. Hayır. Emre Belözoğlu da takip ediyor bizi. Onu da buradan hadi sevgiler olsun. Keser misin? Mangaza geldim. Yok gelmiyor. Kesmeyeceğim. İnsanlar ne mal olduğunu anlasın. Bir şey söyleyeyim. Bu kim? Guerreiro geldi. İşte bunun kanı bozuk. 25 seviye 94 overall oluyor. Kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu. Hemen anlıyor oyuncudan ama kanat olduğunu. Ne düşünüyorsun? Bu hacı oyuncu tavuk kanat daha fazla faydalı olduğundan biliyor musun? Daha zevk verir. Aynen öyle. Mangalda iyi gider. Bu nedir ya? Yani sizin eğer ki siz bu adamı alıp 25 seviyeye kadar fullemeye uğraşacaksanız bu zamana kadar da bu adam daha iyi bir oyuncu kadroya koymadıysanız. Bak sana şunu söyleyeyim. Tamam sana bir şey söyleyeyim. Kadar bu adamı yerinde takımında kimler var bana sayar mısın? Bölgesinde. Ben bunu katmam kadroma. Tamam bunu demek ama istiyorum. Eğer ki bu adama o kadar DP basacağınız, o kadar adam basacağınız o adamları Yasin'e basın arkadaşlar. Ben size söyleyeyim daha iyi oynar. Daha iyi oynar. Evet kesinlikle. Nasıl basacaklar bu arada? Bilmiyorum artık o sana kalmış onu özelden tartışırsınız. William, bak şimdi. Sana şunu söyleyeyim mi? Sahada emekleyen ilk oyuncu. Bak sahada emekleyen ilk oyuncu. Diken diken oldu vallahi değil diken mi? Diken diken oldu yemin ediyorum. Hızlanması 58. William'ın. Sen Sergio Busquets'e karşı çıkmış. Hayır bak. Şimdi bende bazı kıstaslar var. Oyunu... Bir dakika ya. Anlat bakayım. Hacı 10 dakikayı geçtik zaten. Olsun ben sevdim hacı bunu. Bak şimdi kardeşim. Benim için... Eğer ki ya en hızlı adam olacaksın ya en yavaş olacaksın. Ya benim için en olacak anladın mı? Bu çok adam oyunun en yavaş adamı. Peki bu adam
romatizması FIFA'ya mı bu adamı aldığında bir şey otomatikman dalga geçmeyi bırakalım. Hakikaten bu nedir ya? Ya abi sen Konami'ye falan çok gider yapmaya başladın. Abi bir şey söyleyeyim ciddi söyleyeyim. Hayır ben Konami'ye arkamı almak ya istemiyorum. Kim sokar Konami'ye bırak şimdi Allah aşkına. 58 hızlanmayı bana biri açıklasın. Allah rızası için biri açıklasın. Benim... Be fullü abi fullü bu adamın normali evet. Kaç şu baksana bir normali kaç normal şu bak şuna ya. Salak bakamıyorsun. Bakamıyorum. Ya normalini merak etmeye gerek yok. Full olan seviyesi bu. William açıkçası... Çok saçma değil mi Serdar hakikaten? Ben ama fullemek isterim. Ya acaba ne yapıyor? Nasıl koşabiliyor? Yani doğru. Büyük ihtimal R1 tuşu o top ondayken çalışmıyor. Ben öyle düşünüyorum. Hacı şu an çok iyi bir... gerçekten çok iyi bir şey geldi aklıma. Yalnız şey kendininkinin boyutunu şimdi gösterip durmuyor. Konami sonuçta Sony. Hani bir herhalde ortak bir şeyi vardı. Bir yine bak yine bak. Ay, şeytanın bak aklına bak, gelmez bak. Bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu adamı DOS'a koydun. Evet. Dakika 92 bir öndesin. Top Willian'a geldi. Defanstan kanada vereceksin. Tuttu böyle koşayım derken kaybetti. Golü yedin. Gitti. Serin gitti mesela. Evet. Kolu kırabilme ihtimalin var mı? Var. İşte bu. Bir kol kaç para? 600-500 oldu galiba. Tamam. İşte Willian bunun için var arkadaşlar. Zarar vermek için size. Willian çıktığı zaman koronavirüs gibi bir adamdır. Direkt siliyorsunuz. Kolu kırmıyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz. Sonra da A değilmiş. Bir sürü adam vardı. Evet. Ruben Dias. Göremiyor muyuz da kaç dakika olmuş? 11. Stoper Ruben Dias. Şimdi bütün stoperleri bu haftaki stoperleri göz önünde bulundurduğunda. Tam Ginter, Ramos. Abi hepsini nasıl aklında tuttun ya? Hatta 3 tane stoper vardı. En iyisi Ruben Dias diyorum. Katılıyor musun? 36 seviye. Mobilde kesinlikle fullenmesi lazım ama PC 4'te. Hacı. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hızı fena değil bir stoper olmasına rağmen. Bak mesela hızlanması bir tuz vereyim de istersen at aşağı. Hızlanması hızı bir stoper için çok iyi. Şut gücü iyi. Sıçraması, fiziksel temas çok iyi. Dayanıklılık, defansif farkındalık, top kazanma, agresiflik. En iyi stoper diyebilir miyiz? Hani o sen diyorsun gücünü. Ya kapalı oynayıp açık oynayıp. İkisinde de iş yapar. Kesinlikle Ruben Dias. Sana o zaman şunu soruyorum. Bana bir sıralama yap. Ginter, Tah, Ruben Dias, Ramos. Sırala bende. Ben senin sıralamanı söyleyeyim mi? Söyle. 1'e Ruben Dias koyarsın. Evet. 2'ye Tah'ı koyarsın. 3'e Ramos'u, 4'e Ginter'i koyarsın. Ben ya da 3-4 karışır. Ginter'i 2'ye koyarım. Vallahi. Göt oldun mu? Oldum. Arkadaşlar bugünkü son kartımızdı. İşte tanımıyor bile biz. Ne tercih yapacağımızı bile bilmiyor. Biz bu adamı videoya alıyoruz. Yani... Salaklık bizde. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol, like atmayı lütfen beni unutmayın. Beni sevenler Yasin abi seviyoruz diye yazabilir mi videoya? Yazsınlar. O kişileri engelleyeceğim. Bir sonraki videoda ona göre bulunacağım. Arkadaşlar bu arada tabii ki de latife yapıyoruz. Sizleri keyiflendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunları yanlış anlamıyorsunuzdur. Birazcık şov amaçlı artık. Çünkü oyuncu fullemekmiş bilmem neymiş. Lafımı kesme. Fullememiş falan filan artık bir ay, bir buçuk ay kaldı oyunun başlamasına, yeni oyunun. Ya bunları fulleseniz de fullemeseniz de maksat eğlenmek, gülmek falan filan Inter Milan diyoruz ve son olarak Yasin bir kaşıntısı var, bir şey söyleyecek muhakkak. Yok yok, herkesi çok seviyorum. Aa. Herkes kendine dikkat etsin. İyi bir like bekliyoruz. Artık bu piyasada Serdar sen kaldın herhalde acı ya. Daha kimler var acı ya? Hasan abimiz var. Ya Hasan abi bambaşka bir noktada. Yani bir sıralama olarak baktığımda o yüzden Serdar'a sahip çıkalım. Ha bu tip kanallar içerisinde tabii ki de. Aynen, yani emek veren. Her zaman like'ımızı eksik etmeyelim. Kardeşim her zaman hakkını veriyor sonuna kadar. Evet, katıl butonundan da üye olmayı unutmayın. Bugün 1100 lira spor salonuna yazıldım arkadaşlar. O yüzden katıl butonu benim için çok önemli. Spor salonunda beni tanıyıp seni tanımamalarını ne diyorsun? Seni de şey fitnessçi hoca tanıdı ya, akşam gel bana falan dedi. Onu kapatınca konuşalım. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.